hacı adaylarımız. Şu anda İslam tarihinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında önemli bir yer olan bir mevkideyiz, bir mescidin önündeyiz. Bi'setin 10. senesi, yani Efendimiz'e peygamberliğin verilişinin 10. yılı. İslam tarihinde bu yıla ne deniyor? Hüzün yılı, kederli, üzüntülü yıl. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz sonra ziyaret edecek olduğumuz Hazreti Hatice Validemizin vefatı. Efendimiz'e hayatında en çok destek olan ve ilk iman eden kişi, bütün malını, servetini, mülkünü Efendimiz'in uğrunda, Efendimiz'in getirmiş olduğu davası uğrunda harcayan insan vefat etmiş. Aradan 30-35 gün geçiyor. Yine Mekke müşriklerine karşı her ne kadar iman etmemiş bile olsa, Efendimiz'i kollayan, koruyan, o Mekkelilerin bütün eza ve cefalarına göğüs geren amcası Ebu Talip vefat ediyor. Bunun için hüzün yılı diyoruz İslam tarihinde bu yıla. Peygamberliğin 10. yılında. Bütün bunlara rağmen onun bir davası vardı. Okuduğumuz ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Ya eyyühe'r Resul, ey Resulüm, ey Habibim, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Rabbinden sana ne vahyolunmuşsa onu insanlara tebliğ et, onu ulaştır, anlat. İnsanlık bir bataklığın içerisine düşmüş. Bir çıkmazlığın içerisinde, bir karanlığın içerisinde. Efendimiz bütün bunlara rağmen, bu hüznüne, kederine rağmen durmuyor. Bari gideyim, Taifler benim davetime icabet eder düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Zeyd bin Haris'le birlikte Taif'e gidiyor. Orada Sakif kabilesi vardı. Belki onlar, uzaktan da akrabaları, dayızadeleri vardı orada. Belki onlar İslam'ı kabul eder, beni muhafaza ederler, beni kollarlar, himaye ederler düşüncesiyle Taif'e gitti. Taifleri topladı. Onlara dedi ki, bakın ben ahir zaman nebisiyim. Anlattı davasını. Ama Taifler kabul etmedi. Reddettiler. O zaman Efendimiz onlara dedi ki, bari kabul etmiyorsunuz ama benim buraya geldiğimi Taif'in tüm halkına söylemeyin. Ama Taifler durmadı. Efendimiz'i yol gideceği yolun üzerine, güzergahın üzerine dizildiler. Çoluk çocuk Efendimiz'i taşlamaya başladılar. Taşladılar. Kandravan içerisinde kaldılar. Zeyd bin Haris Efendimiz'e kendisini siper etti göğsünü. O da kandravan içerisinde kaldı. Taif'in çıkışına kadar Efendimiz'i taşladılar. Efendimiz Taif'in çıkışında bir bağa sığındı. Kimin bağıydı? Rebi'anın oğullarının bağına. Sonra Efendimiz oradan ayrıldı. Tekrar Mekke'ye doğru geliyor. Buraya geldi. Burası Nahle Vadisi diyor. Efendimiz sabah namazı vaktiymiş ki burada namaz kılıyor. Efendimiz burada sabah namazı kılarken buradan bir taife cinler geçmekteymiş. Efendimizin okuduğu Kur'an'ı dinliyorlar. Not alın. Ahkaf suresi 29. 30. ayetleri. Yine aynı şekilde Cin suresinin 1. 2. ayetleri burayla alakalıdır. Okuyun Kur'an'ın mahallerinden, tefsirlerinden. Özet olarak geçiyoruz. Onlar diyor ki, cinler susun. Vallahi biz hayatımızda hiç duymamış olduğumuz bir kelamı işitiyoruz. Susun diyor. Ve dinliyorlar sonuna kadar. Sonra bunu gören cinler